geyiği komple almasak da sadece bu boynuzlarını göstersek, mesela bu çalıların orada falan dolaşırmış gibi yapsak. Bu konuyu neden seçtim? Aslında biraz dertten tasadan doğdu diyebilirim. Böyle biraz sıkıntıdan ve bunun ironisinden doğdu. Hatta espriden doğdu bile diyebilirim. Arkadaşlarıma şey esprisi yapıyordum. Kendimi iyice başarısız yerlerde hissettiğim bir yıllarda. Neden Tarkovski olamıyorum biliyor musunuz? Sizin yüzünüzden. Bir Tarkovski'nin arkadaşlarına bakıyorum, bir de size bakıyorum. Hani benim Tarkovski olabilme ihtimalim sıfır diyordum. Evet, hocam diye seslendim. Hocam şöyle bir şey düşünün. Bu geyin olduğu sahnede seviyor. Evet. Tansu döndü. O süreçte böyle bir gelgitler içerisindeydim. Hani ne yapıyorum, ne yapacağım, bundan sonraki hayatım ne olacak? Bahadır gibi televizyona ucuz türkü filmleri çekiyordum. Bizim filmde espri diye geçen şeyler birebir aslında benim yaşadığım süreçlerdi. Makyaj ve kostümler tamam. Bir tek ışığı bekliyoruz. Ne ışıkmış bu da? Bitmedi bir saattir. Sadece 4 tane lambamız var hocam. Ali abi onlarla uğraşıyor. Oyuncu seçimi nasıl oldu? Basit bir yol izledik. Ha, biz film çekeceğiz. Bizim bir senaryomuz var. Bize oyuncu lazım. Bunlar kim olabilir? Hangi kriterler? Hani tabii ki yaş, benzerlik falan, sınıfsal durum işte hani gibi bir takım kriterler, zaten herkesin bildiği kriterlerin dışında biraz şeye bakmaya çalışıyorum aslında. Benim deneme çekimlerinde de aslında biz uyuşuyor muyuz ya? Görüntü yüzünde kararır, kararır, kararır. Peki, hadi geçelim bir kamerayı. Acaba bir çok kaybolacaksın. Buraya bir tane şey verelim. Bir tane tabu. Ben o esnada bir diğer filme daha hazırlanıyordum aslında. Toz Ruhu'na hazırlanıyordum. İkisi böyle birbirine çok yakın tarihlerde çekildi. Hatta biri önce çekilecek, sonra öbürü çekilecek oldu. Sonra öbürü önce çekilecek, sonra Tarkovski çekilecek oldu. Böyle bir gitti geldi. O iki süreç biraz böyle birbirinin içine girip çıkmalı oldu. Nasıl gidiyor senin iş? İyi. Bitti aslında. İki günü falan var. Biraz inletti ama. İşte genelleri de çekeceğim, bitecek. Kasta başladığımız zaman hem yönetmenle sık sık kast üzerine uzun sohbetler ettik. Birlikte karakter analizlerini yeniden oluşturduk. Çünkü genellikle senaryosunu kendisi yazıp kendisi yönetenler senaryolarını daha çok bir kanava gibi, bir taslak gibi hazırlıyorlar ve hani oradan o karakteri söküp almak çok da kolay olmuyor. Çünkü yazıldığı kadarının belki de 3-4 katı senaryo yönetmenin kafasında oluyor ve bunu sette uyguluyor. Bir yandan tabii oyuncu seçimi sürerken aslında filmin diğer alanlarının çalışması da sürüyor. Yani sanat yönetmeniyle olan çalışma sürüyor. Görüntü yönetmeniyle olan çalışma sürüyor bir yandan. Ya bu tür projelerin belli ekonomik koşulları olduğu için hazır mekanlar bulmak tabii ki, ya da hazır demeyeyim ama bizi daha az uğraştıracak mekanlar bulmamız gerekiyor. Yani orada da şeye bakıyoruz tabii, yani mekanın kullanışlı olmasına. İşte bakar tarafını biraz yani diyor. Her taraf aynı değil sadece. Filmin açılış sahnesindeki rüya planını mesela epey bir konuştuk. Görüntü yönetmeni Serdar Güz. Serdar benim üniversiteden arkadaşım. Üniversite yıllarının başından itibaren bir arkadaşım. Epey eski bir arkadaşlığımız var. İlk görüntü yönetmenliği. Fakat Serdar'ın tecrübesinin, karakterinin bana çok uygun olduğunu düşündüm. Filmin müziğini Reşit Gözdamla'yla yaptık, onunla çalıştık, o yaptı. Normal sinema filmlerinde daha uzun müzikler olur, daha uzun skorlar olur. İşte anları ve duyguları, noktaları belirleyen müzikler vardır. Fakat bu filmde öyle olmadı. Çünkü hani başka şekilde çekilmiş, başka şekilde algılanmış bir film olduğu için sadece başında ve sonunda vardı.